hakkında burada konuşma yapmayı asla düşünmüyordum ama insanlar o kadar kalpsiz ki burada bu konuşmayı yapmak zorunda bıraktılar. Anlamıyorum gerçekten anlamıyorum sizi. Bir insanın lafıyla geçip bu yorumları yapma cesaretinde bulunabiliyorsunuz. Ben hiç kimse demiyor mu acaba ya öyle değilse? İlk olarak ben içmedim arkadaşlar. Orada partide eşimle beraber gittim. Eşimin içtiği ki zaten iki kişiydi. Kuzenim ve eşim vardı ve iki tane sadece verdiler. Eşimin içtiği şişeden bir iki yudum içtim. O kadar planlanmış bir şey ki ben onu içerken benim videolarımı çekip bunu yaymakla beni test etti. İkincisi ben sigara içmedim arkadaşlar. Ben normalde de sigara kullanmıyorum. Hamileyken neden sigara içeyim? Arkadaşlar saç boyatmak çocuk düşürmez. Bu benim ilk hamileliğim değildi. Ben Öykü'yü de doğurdum ve onda da hamileydim. Aynı şeyleri onda da yaptım. Dikkat ettim. Tabii ki dikkat edeceğim. Tüm anneler biliyor ki saç boyatmak bebek düşürmez. Dolay burada nasıl başladı? Bir şahıs ben bebeğimi kaybettiğim günün ertesi günü yayın açıp bu kız hamile değilmiş, bu kız hamile değilmiş diye bas bas bağırmadı mı? ondan ben Instagram'ımda bunu belgeli bir şekilde hamile olduğumu hatta daha da ileri giderek kan testi yaptırıp bunları doktor imzalı bir şekilde sizlerle Instagram'dan paylaştım. Siz de biliyorsunuz hatta birçok hamile kişi biliyor ki bebeğini düşürdükten, bebeğini kaybettikten sonra 15 gün içerisinde tüm kan testlerinde, testlerde hamile çıkıyorsunuz. Ondan sonra ne oldu? Bu şahıs, bu kişi benim bebeğime mutant deme cesaretini kendinde buldu. Sonra siz ne yaptınız? Benim kaybettiğim bebeğim için beni suçlayıp bebeğime mutant diyen o kişiye hiçbir şey yapmadınız. Böyle videolar çekiliyor. Sözde bana insanlık dersi vermeye çalışan kadınlar videolar çekiyor. Benim kaybettiğim bebeğim üzerinden prim yapılıyor. Bu videoyu çekenlerin hepsine doktor numaramı attım, hastanemi attım, doktorun adını attım, tüm belgeleri attım. Hepsi video çekerken çekiyordu. Niye hiçbiri devamında bir şey yapmadı? Çünkü bu insan gibi görünen varlıkların derdi farklı ve siz de bunlara ortak oluyorsunuz. Bebeğimi kaybetmemin tek sebebi fetüsün sağlıksız gelişimi. Başka hiçbir şey değil. Şimdi soruyorum size birinin lafıyla siz bana bunları nasıl söyleyebiliyorsunuz kendinizden emin bir şekilde? Hiçbiriniz de demiyor mu nereden biliyor? Kanıtı var mı? Benim attığım belge yalan, doktorumun imzaladığı kan tahlili sonucu yalan, bir kızın ağzından çıkan kelime doğru öyle mi? ve siz bunun üzerinden benim bebeğimin üzerinden prim yapıyorsunuz. Ben bu açıklamayı yapmazdım da bana acımı yaşatmadınız. Allah size bin katını yaşatsın.